jeolog Profesör Doktor Celal Şengör'ün Kahramanmaraş depreminin nasıl gerçekleştiğini anlattığı görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Şengör'ün televizyonda bir masa üzerinde şekillerle anlattığı detayların üzerinden biz de bir kez daha geçelim istiyoruz. Bak, Anadolu fayı geldi, üçlü ekleme. Evet. Ondan sonra böyle devam ederse. Yer burası. Evet. Öncelikle bu içerikte levha, fay hattı, yanal atım gibi tabirleri duyacağınızı söyleyerek başlayayım. Üç farklı renkten levhalar görüyorsunuz. Mavi ile gösterdiğimiz bölge Anadolu levhası. Kırmızı ile gösterdiğimiz bölge Adana levhası. Yeşil ile gösterdiğimiz yer ise Arap levhası. Arap levhası aşağı doğru dümdüz bir ilerleyişle hareket edip kaydı. Bu hareket bir deprem meydana getirdi. Deprem, levhaların hareket sonrası aralarında oluşan boşlukta meydana geldi. Sonra sıra Anadolu levhasına geldi. İlk hareket sonrası oluşan boşluğu kapatmak için hareket eden Anadolu levhası, yanal bir atım yapmak zorunda kaldı. Yanal atım için Kuzey Anadolu fayının tipi diyebiliriz. Ayrıca tahribi yüksek, en tehlikeli fay türlerinden biri olduğunu da söyleyelim. Az önce bahsettiğim iki hareketten ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde iki deprem oluşturmuş oldu. Bir kulak verelim, işte o ses kaydı. Bu noktada, evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı, evet, yan tarafında. Arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Hareketler sonrası Adana, Anadolu ve Arap levhasının tam ortasında oluşan boşluk için graben tabirini kullanıyoruz. Graben, toprağın aniden çökmesiyle oluşan çukur anlamına geliyor. Bu depremler sonucunda ortaya çıkan enerjinin de gayet önemli ve konuşulmaya değer olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Anadolu fayının üzerinde artık yeni bir yük olduğundan bahsedebiliyoruz. Sadece Doğu Anadolu fayının değil, Adana levhasının hareketle sıkışıp doğu ve batıya doğru açıldığını da söyleyebiliyoruz. AFAD Deprem Riski Azalt Genel Müdürü Orhan Tatar, 7.6 büyüklüğündeki deprem artçı değil başka bir deprem. Bu zamana kadar 100'ün üzerinde deprem meydana geldi. Bu sarsıntılar bir yıl devam edecek dedi ve vatandaşlarımıza kesinlikle hasarlı binalara girmesin diye bir kez daha uyardı. Yani depremlerin Akdeniz'e paralel bir yeni deprem tehlikesi oluşturduğu sonucuna varabiliyoruz. Ancak jeologların, sismologların da sıklıkla vurguladığı gibi bu deprem tehlikesinin hemen gerçekleşeceği anlamına da gelmiyor. Burada 7.4 üzerinde bir fay var. En son da sanıyorum 1790'larda. Burası yakında kırılır bak. Bunu yakın derken tarih vermek anlam demiyor ama çok beklemeyecek. Yani 100 sene beklemez. Söz konusu deprem, Türkiye tarihinde görülmüş en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu büyüklükte bir afetin özellikle fay hatları üzerinde yeniden harekete geçebilecek etkiler uyandırması oldukça normal. Depremin büyüklüğünü anlamak için size Mercalli ölçeğinden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Kahramanmaraş 7.7'lik bir depremle sarsıldı ancak 7.7 dışında ölçümlenecek başka bir değer daha vardı. Bu Mercalli değeri 11 olarak karşımıza çıktı. Deprem bilimcilerinin kullandığı bu ölçek Kahramanmaraş depreminin yıkım gücünün 11 olduğunu söylüyor. Peki Mercalli ölçeği ne? Bu ölçek depremin yeryüzüne, insanlara, doğal cisimlere ve yapılara olan etkisini 1 ile 12 arasında bir ölçekle nicelendiriyor. Ölçüye göre 1 hissedilmezken 12 tam yıkım anlamına geliyor. Ve 11 Mercalli olarak açıklanan Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü nasıl bir facia ile karşı karşıya olduğumuzu da bize ispatlıyor. Şengör'ün televizyonda bir masa üzerinde şekillerle anlattığı detayların üzerinden biz de bir kez daha geçelim istiyoruz. Bak, Anadolu fayı geldi, üçlü ekleme. Evet. Ondan sonra böyle devam ederse. Yer burası. Evet.